İyi geceler canlarım. Geceye yaklaştık saat 9. 21 yani. Evet de bugün 27 Kasım 2018 Salı. Meclis toplantılarından kısaca söz etmiştim. Ama her akşam olduğu gibi, imkan buldukça her akşam olduğu gibi yine Fox Haber'de Fatih Portakal'ın sunduğu haberleri seyrettik sevgilimle beraber. <laughs> Fatih iyi haberci. Haberleri anlatıyor. Her şeyi çok güzel. Hele meclis kavgalarına yönelik yaptığı eleştiri bayıldım. Çünkü biliyorsunuz ben neredeyse hemen her gün değilse bile çok sık olarak liderlerin birbirleriyle yaptıkları bu kavgaları tenkit ediyorum. Yapmayın diyorum. Recep Tayyip Erdoğan dinlemez. Ondan eminim. Devlet Bahçeli dinlemez. Ondan da eminim. Ama ben şu süreçte 31 Mart'a kadar hem sevgili Kemal Kılıçdaroğlu'na, geçen gün hatırlıyorsunuz ikisine de söylemiştim burada hitaben. Hem Meral Akşener'e, hem Sayın Kılıçdaroğlu'na, hem de HDP eş başkanlarına sesleniyorum. Sakın ola kavgaya girmeyin, sözlü kavgaya girmeyin. Hakaret sakın etmeyin. Sakın 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 hakaret etmeyin. Tayyip Erdoğan'dan hiç söz etmeyin. Aksine sadece ve sadece cevap vereceksiniz devlet bahçeliğe cevap verin. Sadece devlet bahçeliği muhatap alın. Yahu bir deneyin. Bakın bir deneyin. Bunu söyleyen kişiyi lütfen ciddiye alın. Ya böyle bir şey söylemem hiç hoş değil benim için ama görüyorum insanlar çaresizler. Ya bu kafayla giderlerse Recep Tayyip Erdoğan'la kavga ederek hiç kimse seçim kazanamaz. Hiç kimse. Bakın tekrarlıyorum. Dünyanın hiçbir siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'la kavga ederek seçim kazanamaz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmeni Recep Tayyip Erdoğan'ı kavga ettiği sürece birileri Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine gelip ona hakaret ettiği müddetçe tutuyor. Eğer CHP, İyi Parti ve HDP genel başkanları Recep Tayyip Erdoğan diye birisini bu seçimlerde yok farz ederlerse görmezden gelirlerse onun adını dahi anmazlarsa onunla ilgili tek bir kelime hakaret, küfür, kötüleme hiçbir şey söylemezlerse ondan onunla ilgili sorular sorduğunda gazeteciler sadece gülümseyerek cevap verirlerse ve kafalarını başka yere çevirirlerse iddia ediyorum ki bu seçimin galibi muhalefet partileri olacaktır. Ama bir şartla. MHP genel başkanını muhatap alıp MHP Genel Başkanı ile ilgili en ağır kavgaları yaparak. En ağır. Hiç. Hiçbir sakıncası yok. Asla. Hiçbir sakıncası yok. Ha gönül istiyor ki, benim gönlüm istiyor ki. Bakın benim gönlüm istiyor ki, sevgili Fatih'in de dediği gibi. Geçtiğimiz günlerde size de anlattığım gibi, söylediğim gibi. Hiçbir siyasi parti birbirlerine hakaret, küfür, ağır eleştiri, aşağılama, ötekileştirme buna benzer hiçbir sözler söylemesinler. Seçime giderken HDP karşısında lütfen herkes hassas olsun. Bütün siyasi parti liderleri. Ha HDP'li eş başkanlar da aman ha. Bu Türkiye'den başka Türkiye yok dünyada. Ya beraber yaşayacağız sistem. Ufak tefek rötuşlar olabilir. Ya beraber yaşayacağız? Ha ya da dikkat. Eğer çok hırs yapar da hafazan Allah yanlış yollara saparlarsa bir daha ne Akdeniz'i görebilirler, ne Ege'yi görebilirler, ne İstanbul'u görebilirler. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yeşil Elmalar filminde Yılmaz Erdoğan o mesajı harika vermişti. Öyle Antalya'yı görmek, Antalya'ya gitmek, gezmek vizesiz, mizesiz. Aa, yok öyle, yok. Böyle şey yok. Aman ha sakın, sakın. Aklınızın köşesinden geçirmeyin. Bu seçimlerden önce de kesinlikle ve kesinlikle bölücülük sayılabilecek hiçbir şey yapmayın. Benden benden bir ne derseniz deyin, dost deyin, abi deyin, deneyimli bir siyaset bilimcisi deyin. Ne derseniz deyin ya bir gazeteci deyin, düşünür deyin. İstediğini söyle. Ya sıradan bir insan deyin. Geçin ama bunlara lütfen dikkat edin. Recep Tayyip Erdoğan'la yapılacak kavgada o kavganın galibi Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Peki. Şimdi geleyim ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında yaptığı konuşmalara. Biliyorsunuz İnsani Gelişmişlik Vakfı en gelişmiş ve hayat şartlarının en kaliteli olduğu iller sıralamasına giden ilk 10 il CHP'li belediyelerin yönettiği iller, ilçeler. Bu çok önemli. Evet bu çok önemli. Çünkü biz Türkiye'de ben, sizler sohbet ederken, burada paylaşırken Türkiye'de hayatın kalitesinin çok düşük olduğundan çünkü insan malzememizin ne yazık ki düşük kalitede olduğundan söz ediyoruz. Amacımız kalitesi düşük olan insanlarımızı yukarıya çekmek. Yani AK Partilerin dediği gibi onlara inmek değil, onlara inmek olursa zaten onları aşağıda görmüş oluruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün rüyası, bütün hülyası Türkiye'nin tüm diğer şehirlerini, Anadolu şehirlerini İstanbul gibi yapabilmekti. Ama 1950 senesinde 14 Mayıs günü iktidara gelen Demokrat Parti ile başlayan süreç İstanbul'u Türkiye'nin diğer bütün Anadolu şehirleri gibi yaptı. Türkiye'nin bütün diğer taşra şehirlerinde İstanbullular gibi yaşayıp İstanbullular gibi konuşmak yerine İstanbul'da Türkiye'nin diğer geri kalmış eğitimsiz insanların yaşadığı genelde, eğitimsiz insanların yaşadığı şehirlerdeki gibi yaşayan, konuşan, giyinen insanlar doldurdu İstanbul'u. Yaklaşık 20 milyon nüfusuyla İstanbul artık tipik bir eski dönemin Anadolu kasabası, Anadolu köyü haline geldi. Ya da Anadolu köyleri değil, Anadolu kasabalar, kasabalarından oluştu İstanbul. Kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Ama bunu söyleme sebebim Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün mecliste yaptığı o ben bana göre çok çok çirkin. Bana göre çok çirkin konuşma. Dedi ki Ankara'da, Çankaya, İstanbul'da, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi belediyelerde, belediyelerde seçimleri kimin kazandığına dikkat edin. Bunların dedi oyaların Türkiye hiç ilgisi yok. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer böyle söylerseniz, böyle söylerseniz size %60-70'in ya da 50'nin üzerinde oy veren şeylere baktığımız zaman da Atatürk Türkiye'sinin gerçekçiliğine hiç ilgilerinin olmadığını göreceğiz. Bilhassa Sevr'de, 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 Osmanlı'ya bırakılan o bölgelerde size %70'in üzerinde oy çıkıyor. O illerde Atatürkçülükle, Atatürk Türkiye'siyle ilgili bir gerçekçilik var mı Sayın Cumhurbaşkanı? Tabii ki yok siz öyle söylerseniz ben de böyle söylerim. Birileri de böyle söyler Sayın Cumhurbaşkanı. Kaymak tabakası. Kaymak tabakası mış şişlikler falan işte Kadıköy'dekiler, Beşiktaş'takiler, Çankaya'dakiler kaymak tabakasıymış. Sizin Ankara'yı 25 seneye yakın yöneten belediye başkanınız Melih Gökçek de o kaymak tabakasıyla beraber oturuyor. Sizler nerede oturuyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Siz İstanbul'un neresinde oturuyorsunuz? Yapmayın Sayın Cumhurbaşkanı. Bunlar hiç hoş konuşmalar değil. Bakınız dünyanın bütün ülkelerinde insanların arasında sosyal yaşam farkı vardır. İnanç farkı da vardır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Atatürk Türkiye'sinde Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen Türkiye'de bugün meclis grubunda siz Eskişehir Belediye Başkan adayınız Sayın Burhan Sakallı'nın eşi hanımefendiye elinizi uzattığınızda hanımefendi elini size vermedi sizi haram gördü. Sizi ve elinizi haram gördü. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı hanımefendiye göre haram bir ele sahipti. Eğer o elle sıkışırsa kötü şeyler gelebilirdi hakla. Sizin aklınıza gelirdi herhalde. Hanımefendinin gelir mi bilmem. Ya da siz ya da hanımefendi günaha girerdiniz hep beraber. Atatürk Türkiye'si bu mu Sayın Cumhurbaşkanı? Atatürk Türkiye'sinde Eskişehir gibi Türkiye'nin en modern en modern, en Atatürkçü şehirlerinden birinin belediye başkanlığı adaylığına atadığınız kişinin hanımefendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın elini sıkmaya korktu Sayın Cumhurbaşkanı. Elini uzatmadı. Bu mu Atatürk Türkiye'si? E, siz öyle söylersiniz. Ben de böyle söylerim Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç hoş şeyler değil Sayın Cumhurbaşkanı. Hiç hoş şeyler değil. Ve unutmayın ki Türkiye'deki Kadıköy'de, Beşiktaş'ta Şişli'de ya da başka Çankaya'da size oy verenler olduğu gibi çoğunluk Cumhuriyet Halk Parti oy veriyor. Olabilir. Ama bu Cumhuriyet Halk Partili belediyelere oy veren insanları aşağılamanızı gerektirmez. Bizim de size oy veren yerlerdeki o insanları aşağılamamızı gerektirmez. Ben bir durum tespiti yaptım sadece. Bakın ben bir durum tespiti yaptım. Ben İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı Sevr'de, Sevr'de, Sevr muayidesi, Vahdettin'in sadrazamının imzaladığı o ünlü Osmanlı'yı o İç Anadolu'ya sıkıştıran, bugün size 60-70 oy veren bölgeye sıkıştıran bölgeyi anlatırken ben bir tarihi durum tespit yaptım. O insanlarımızı ne aşağıladım ne arehlerinde bir şey söyledim asla söylemem de zaten. Beni tanıyanlar bilirler. Ben insanların giyimleriyle, kuşamlarıyla, inançlarıyla hiç ilgilenmem. Ben ilgilenirsem onlar da benim belki bazı konulardaki inançsızlıklarıma yönelirler. Hiç benim işim değil. Benim insanların inançları, inançsızlıkları, giyimleri, kuşamları, şalvarları hiç önemli. Beni burası ilgilendiriyor. Ben başı açık olup hala önyargıyla hareket eden siyasi parti değil de futbol takımı tutar gibi siyasi taraf tutan seçmenler tanıyorum. Başı açık olsa, kolu kısa olsa bana ne? zihni kapalıysa ama nice başı kapalı hanımefendi tanıyorum, nice mütedeyyin Müslüman tanıyorum, olağanüstü açık zihni, parlak parlak zihni olan insanlar bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı, benim insanların giyimiyle kuşamıyla işim yok. Ben eleştirirken o insanların, o insanların sadece ezilmişliklerindeki sadakatlerini tenkit ediyorum. İstiyorum ki bir seçmen saçı başı açık kapalı. Bana ne? İnançlı inançsız bana ne? Ben istiyorum ki bir seçmen hata yapan bir siyasi partiyi genel başkanını ya da belediye başkanını bir sonraki seçimde sandıkta cezalandırsın. Ben onu istiyorum. Ama sizin adamlarınız bizim seçmenimiz sadıktır diyorlar. Sadık olan seçmenle demokrasi olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Sadık olan seçmen yarın öbür gün hiç affedersiniz on para etmez ama sizin tarafınızdan aday gösterildiği için bir zırtapozu da belediye başkanı yapabilir. Onun neresi demokrasi Sayın Cumhurbaşkanı? Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı. Ha bir de çok kötü bir laf ettiniz. Soğan konusunda soğan depolarını basıyorsun. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı. Dünyanın hiçbir piyasa ekonomisinde devletler bir stok depolarını ya yani bir depoları basamazlar. Depolar zaten stoklama yerleridir. Soğan gibi ürünler stoksuz çalışılamazlar. Mümkün değil çalışılamazlar. Zaten çok uzun süre stokta kaldıkları zaman da cücüklenirler, ziyan olurlar. Siz dediniz ki ben halkıma 5 liraya soğan yedirmem. Sayın Cumhurbaşkanı siz halkınıza 7 liraya benzin sattınız. 7 liraya benzin. 1 litre benzini 7 liraya sattınız. Sizin halkınıza sattığınız doğalgaz dünyanın en pahalı doğalgazı. Sizin halkınıza sattığınız elektrik dünyanın en pahalı elektriği Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu niye görmüyorsunuz? Sizin sattığınız otomobiller, sattırdığınız otomobiller dünyada en ağır vergi ödeyen otomobiller Sayın Cumhurbaşkanı. O nedenle de en pahalı otomobiller Sayın Cumhurbaşkanı. Niye sattırıyorsunuz? Otomobilleri kaymak tabakası aldığı için mi? Yapmayın Sayın Cumhurbaşkanı bunu bugünümüz dünyasında en ilkel komünistler bile söylemezler. Bakın en ilkel komünistler bile artık bu söylemden vazgeçtiler Sayın Cumhurbaşkanı. Canım arkadaşlarım. Evet bu sefer gülemedim. Nasıl güleyim ki? Böyle bir durum var ki, öyle bir durum var ki. Fıkra bile anlatamazdım böyle durumlar için. Bu güzel ülkenin cumhurbaşkanı bana göre, bana göre, tekrarlıyorum. Bugün meclis grubunda çok yanlış şeyler söyledi. Bunlar çok gerçekten Fatih'in de söylediği gibi benim artık zaten söylemekten dilimde tüy biten şeyler ve tehlikeli konuşmalar bunlar. Bunlar tehlikeli yaklaşımlar. İnsanları birbirlerine düşmanlaştıran yaklaşımlar sayın cumhurbaşkanı. Lütfen insanların yaşam tarzları ile o insanların moderniteleriyle, moderniteye yatkın olmalarıyla kavga etmeyin bizler de inanın ben şahsen size oy veren insanların içindeki o insanların giyim yaşam kuşamlarıyla hiç kavga etmiyorum. Benim kavgamım hangi siyasi parti oy verirse oysun kemikleşmiş kafalarla, ön yargılarla hareket eden kafalarla mücadele ediyorum ben. Futbol takımı tutar gibi seçim sahanlığına giden kafalarla mücadele ediyorum ben. Benim güzel canlarım. Evet bu gecelik bu kadar. Sabah saat 7'de o her zaman olduğu gibi görüşmek, buluşmak üzere. Sabahları biliyorsunuz mümkün olduğu kadar daha eğlenceli konuşmalar yapmaya çalışıyorum. Daha bilgilendirici, daha hayatın gerçeklerine ama onları neşeyle, eğlenceyle soslayarak vermeye çalışıyorum. Başarabiliyor muyum? Bilmiyorum. Şu andaki ilginiz beni hak etmediğim kadar yüce bir ilgi. Hak etmediğim kadar yüce bir ilgi. Tek korkum ne biliyor musunuz? Bu ilgiden şımarmak. Şımarmak. 67 yaşından sonra şımarır mı insan? Tabii şımarmaz ama. Ne kadar samimi konuştum farkındasınız. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın.